Sperm ile yumurta hücresi birleştikten sonra yaklaşık 16-18 saat sonra yumurtanın içerisinde anneden ve babadan gelen birer çekirdekçik olur ve biz buna zigot diyoruz. İki tane pronukleus gelir ve bunlar birleştikten sonra da embriyo bölünmeye başlar. Bu aşamadan 5. güne kadar, hatta 5. günde transfer yapmayız ama artık 6-7. güne kadar embriyolarımızı takip ediyoruz ve 6. 7. günde embriyoları dondurarak da transfer yapabiliyoruz. Ama nedir? 1. günle 5. gün arasında embriyo transferi yapılabilir. Biz daha çok eskiden 2. günde yapıyorduk. O zaman kültür koşullarımız bu kadar iyiydi, değildi ve daha erken transferi tercih ediyorduk. Almanya'da özellikle çok uzunca bir süre bu şekilde kullandık. Şu an için eğer yeterli sayıda embriyomuz var ise blastokist transferini tercih ediyoruz. Blastokist nedir? 5. günde embriyonun içerisinde sıvı dolu bir kesecik oluşur. Biz buna blastokist deriz. Evet, blastokist transferini tercih ediyoruz ama eğer hastanın 4 ve 4'ten fazla 3. günde iyi embriyosu varsa blastokiste kadar gidip de transfer yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü orada 3. günde embriyonun hangisinin iyi olacağını seçemediğimiz için blast aşamasına gitmeyi tercih ediyoruz. Ama kanıtlanmış ki elimizde bir tane embriyo var. Hiçbir şekilde blast olup olmayacağını bilmesek de 3. günde transfer yaptığımızda canlı doğum oranlarının daha yüksek olduğunu göstermişler. Bu nedenle sizin embriyo transfer gününüze kadın doğum uzmanınız ve embriyonuz birlikte konuşarak, dosyanızı inceleyerek, embriyolarınızın gidişatına bakarak o güne karar verir. Sizin için en doğru karar vereceğinden emin olun ve devam edin.